Suriye'de ilginç gelişmelerle karşı karşıyayız sevgili izleyiciler. Çünkü Türk medyasının çok fazla önem vermediği bir noktada çok önemli gelişmeler oluyor esasında ve bu Türkiye'nin Amerika ile İsrail'in birlikte geliştirmiş olduğu ittifak çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunda bir terör devleti kurulmasına dönük müdahalesini daha ileriye taşıyabilecek yeni zeminler oluşturabilir. Ve gerçekten Rusya ile Türkiye arasında Libya'da devam eden ve tabii ki Suriye'yi de etkileyen o bilek güreşi eğer karşılıklı görüşmelerle bir yere doğru gidecek ise buralarda gidecek demektir. Hayır, yine çatışmalara devam edilecekse yine buralarda devam edilecektir. Bakın bu sabah yani 7 Temmuz 2020 sabahı Suriye'nin petrolce çok güçlü bölgesi Deir Zor'a bir Rus birliği girdi. Rus birliği girdi. 30 tank, 20 asker taşıyan otobüs ve çok güçlü hava savunma sistemleriyle resmen Deir Zor'u bastılar. Şimdi Deir Zor esasında haritalara da bugün bile baksanız Amerika Birleşik Devletleri ile PKK, onların deyimiyle SDF yani Suriye Demokratik Güçleri, SDF'nin kontrolünde olan bir bölge olarak değerlendiriliyor. Ve bu bölgede esasında petrol bölgelerine de yakın olduğu için Amerika Birleşik Devletleri düzenli olarak asker bulunduruyor. Ama son gelişme ve son gelişmeler zinciri esasında Rusya'nın bölgedeki güçlerini de kullanarak ve yeni takviyelerle hem Türkiye açısından çok hassas bir konu olan PKK, PYD, SDF adı neyse unsurlarını o bölgelerden çıkarmak hem de Amerika Birleşik Devletleri hazır bir 2020 başkanlık seçiminin büyük fırtınasına ve kendi içinde bir türlü çözemediği COVID-19 yıkımına uğramışken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sokakları ırkçılar ve ırkçı olmayanlarla çatışmalara yol açmışken bu meseleyi temizlemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusunda yapmış olduğu planlar esasen Rusya ve Türkiye tarafından adım adım boşa çıkarılıyor. Bu gelen birlikler esasında Rakka bölgesinde daha önceden girmiş olan Rus kuvvetleriydi ve son 1,5 ay içinde Deir Zor'a aynı bölgeden 4. takviye oldu bu. Ve Rus askerleri bölgeyi iyice kontrol altına almaya başladılar. Şimdi bu geliş esasında daha önceden bir ilginç olayın da yaşanmasına neden olmuştu. Aynı bölgede Doğu Suriye Aslanları diye bir milis grubu var. Doğu Suriye Aslanları esasında Deir Zorlu bir ünlü aşiret reisi veya iş adamı diyelim. Onun vasıtasıyla kurulmuş ve rejim güçleriyle birlikte hareket eden bir yapıya sahip bir milis teşkilatı. Bunların önemi bugünlerde değil, DAEŞ'le yürütülen mücadele sırasında ortaya çıkmıştı ve Doğu Suriye Aslanları Deir Zor'da DAEŞ'le cephede sağlam savaşan gruplardan biri olarak tanınıyordu. Ve bu haliyle de Beşar Esed'in önemli güçlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Aynı yerde Filistinli savaşçıların ağırlıklı olarak bulunduğu fakat artık daha da renklenmiş öyle diyelim savaşçılardan oluşan Kudüs Tugayı var. Şimdi rejim ve bağlantısında İran'ın yapılanmasına yakın olan Doğu Suriye Aslanları'yla Rusya'nın kontrolündeki Kudüs Tugayı
Filistinli niteliği nedeniyle Kudüs'lü Bey denmiş. Yoksa Kudüs ordusu var İran'ın, onunla karıştırmayın. Yani Kasım Süleymani'nin olayıyla karıştırmayın. Tam tersine Kudüs Tugay'ı bu yapısıyla Rusya tarafından organize edilmiş ve İranlı Şii milislerle ciddi bir problemi olan bir yer. Ve bu iki grup günlerdir orada çatışıyor. Ciddi bir şekilde çatışıyorlar çünkü Rusya artık Deir Zor'da ve o bölgede İran varlığını istemiyor. Yani İran varlığının o bölgeden bir şekilde uzaklaşması gerektiği yönünde de bir strateji izliyor. İki yönlü bir strateji bu. Bir yönüyle İran'ı oradan itelemeye çalışıyor ve yok etmeye çalışıyor. İki, Amerika ve PKK'yı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi bu politika Türkiye'nin zaten arzu ettiği bir politika. Yani Türkiye o bölgede PKK'yı istemiyor, IŞİD veya DAEŞ'i istemiyor. Ama aynı şekilde DAEŞ'ten de hiç farkı olmayan dini radikallik açısından ve sürekli problem çıkaran İran'a bağlı Şii milisleri de istemiyor. Şimdi böyle bir durum var ve İran yanlısı milislerle Rusya'nın desteklediği milisler arasında bu ordu buraya girene kadar 48 saat yaklaşık çok ciddi çatışmalar yaşandı. Ve İran yanlısı ulusal savunma güçleri Rusya'nın buraya doğrudan kendi askeriyle ve tanklarıyla, topuyla, hava savunma sistemleriyle girmesinden sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi bu gelişmeler tabii PKK'da çok ciddi bir endişe oluşturmuş vaziyette. Biliyorsunuz 1 Temmuz'da 3 lider video konferansla anlaştılar. Yani en azından yaptıkları açıklama anlaştıklarını gösteriyor. Erdoğan, Ruhani ve Putin. Neye anlaştılar? En önemli konu Türkiye açısından ve en önemli konu toprak bütünlüğü korunmuş ve terörden arındırılmış Suriye konusunda anlaştılar. Şimdi bu Türkiye'nin kendi terminolojisi. Bunu Ruhani ve Putin kabul etti. Ve bu çerçevede de PKK diyor ki, ben şimdi takip ediyorum onların şeylerini. Efendim diyor, İran ve Rusya zor durumda. Ekonomileri, işte şunları, bunları, Covid-19'larıyla Türkiye bunları zor durumda yakaladı. Ve son zirvede İran'la Rusya Ayn İsa, Münbiç ve Erdarbasiye bölgelerinin Türklere bırakılması yönünde zımnen onay verdiler diyor PKK. Ve başka bir iddia ise El Malikiye, El Kavsaniye ve Semerka geçiş noktalarının da Türkiye tarafından tutulacağı yönünde. Semerka esasında Irak, Suriye hattını kullanan bütün unsurların, daha doğrusu Amerika ve PKK'nın kullandığı bir bölge. Ve bizim şu anda Pençe Harekatı'yla zaten o Semerka'nın Irak tarafını hemen hemen kuşatmış ve kontrol etmiş bir durumdayız. Bu şunu gösteriyor, PKK bir şeyi fark etti. Rusya esasında Türkiye ile tamam bir bilek güreşi yapıyor İdlib'de, şurada burada, ama sonuç itibariyle önceliğini Amerika Birleşik Devletleri'nden kurtulmaya vermiş durumda. Türkiye'den değil. Türkiye'de tabii kurtulmak istediği en önemli güçlerden biri. Bizden hiç hoşlanmıyor, bunu kabul edelim. Libya'da da hoşlanmıyor, Suriye'de de hoşlanmıyor. Çünkü nasıl ki Amerika ile İsrail'in birlikte geliştirmiş oldukları planı Barış Pınarı'yla vesaireyle bozuyorsak, İdlib'de de Rusya'nın rejim üzerinden geliştirmiş olduğu planları bozuyoruz. Her girdiğimiz yerde küresel bir planı bozuyoruz. Ve bunun için bizi sevmeleri için bir gerekçe yok. Biz de sevilmediğimiz için gurur duyabiliriz. İlk defa böyle bir duruma da şey yaptık. Şimdi PKK'lılar diyorlar ki arkadaş,
Suriye Milli Ordusu'yla Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abyad'ın batısında Kor Hasan Köyü üzerinden bizim üzerimize doğru harekat başlattı. Yani yürüyorlar bizim üzerimize ve TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla beraber Ayn İsa çevresini bize karşı temizliyor diyorlar. Bu bölgede gerçekten rejim kuvvetleri de varlığını biraz arttırmış bir durumda ve Rusya'da sonuç itibariyle bu bölgede Türk askerinin manevraları karşısında pek fazla sesini çıkarmıyor. Çok yoğun topçu atışımız var. Çok yoğun harekatlarımız var o bölgede. Barış Pınarı harekatını Türkiye yavaş yavaş kademeli olarak genişletiyor. Niye Rusya bu kadar hareketsiz? Çünkü biz Barış Pınarı harekatını başlattıktan 8 gün sonra bizzat iki güçlü, üst düzey farklı devlet adamının onayladığı bir anlaşma çerçevesinde durdurduk. Birincisi Mike Pence ayağımıza kadar geldi, değil mi, Ankara'ya? Amerikan Başkan Yardımcısıyla bir anlaşma yaptık, bir de Putin'le yaptık. Şimdi bu anlaşmalar bu devletleri tabii ki ne kadar kaçmaya çalışırlarsa çalışsınlar bağlıyor. Bağlıyor ve Türkiye dedi ki en son Rusya'ya, ben bunu da yine PKK'lılardan görüyoruz. Arkadaşlar bunları Ruslara, siz bize bunları yani PKK'lıları 30-40 kilometre aşağıya çekeceğinize, benim sınırımdan uzaklaştıracağınıza dair anlaşmayla söz verdiniz. Bunu yapın dedi. Ruslar yapmaya başladı. Ve enteresan, yerine de rejim güçlerini yerleştiriyorlar ama elde o kadar rejim gücü de yok. Yani sonuç itibariyle bu PKK'lıları bu bölgelerden yavaş yavaş aşağılara çekme sonucunda anladığım kadarıyla bir güvenlik şeridi, gerçek anlamıyla bir güvenlik şeridini kurmuş olabiliriz. Zaten PKK yayın organları da sürekli olarak Türkler bir işgal kuşağı oluşturuyor diyor. Bakın biz onların yapmaya çalıştıklarını İsrail desteğinde ne diyorduk? Bir terör devleti oluşturmaya çalışıyor. Şimdi aynı coğrafyada Türkiye bir güvenlik kuşağı oluşturuyor ama PKK'lılar yayın organlarında bunu bir işgal, Kürt toprağının işgali. Sanki bütün her yer Kürt toprağıymış gibi orada. Neyse, şey yapalım. Şimdi Mazlum Abdi denilen bir terörist başı var orada. O enteresan bir noktaya savrulmuş vaziyette. O kadar iyi sıkıştırdık ki biz bunları Haftalin'de falan. Haftalin'de bakın o Pençe Harekatı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı ilk defa Türkiye'nin bir strateji değişikliğini gösterdi bütün dünyaya. Çünkü Türkiye ta 80'li yıllardan beri o coğrafyaya hep girdi ve çıktı. Kalmadı o coğrafyada. Kalmadı. Ama bu sefer öyle değil. Tam 40 ayrı noktada komandolarımızla, şunlarımızla, bunlarımızla resmen checkpointler ve üsler oluşturmuş vaziyetteyiz ve bütün sınırı kapatmış vaziyetteyiz. Aşağıya doğru, Zaho'ya ve Duhok'a doğru ve hatta Erbil'e doğru. Yani o bölgede tamamen bir Türk askerinin kontrolü gerçekleşmiş durumda. Ayıp olmasın diye Irak hükümetine çağrı yapmışız. Siz de gelin burada beraber kontrol edin buraları diye. Çünkü sonuç itibariyle biz bir korsan devlet değiliz, hukuka da saygılıyız. Ve Irak ordusundan yapılan açıklamada da Irak sınır muhafız birliklerinin bölgeye kaydırıldığı 5 ayrı yerde, Zaho bölgesinde, stratejik noktalarda onların da üs kurdukları ve Türk askeriyle Irak askerlerinin de o bölgede ortak çalışmalar yaptıkları yönünde gelen bilgiler. Şimdi bu Mazlum Abdi denilen şahıs, bu SDF'nin generali diyor ya hani, neydi? Mazlum general. Mazlum general. Trump. Trump gibi bir adam yani olacak şey değil. Bir açıklama yaptı. Haseke'de Rakka'da
Irak'tan gelen aşiret reisleriyle bir toplantı yaptı. Rakka'dan geldi. Rakka hala SDF'nin elinde ama gitti gidiyor. Şimdi aşiret reislerine dedi ki bu son dönemde artık gördüğümüz Suriye'de siyasi çözüm imkanı kalmadı. Niye? Çünkü bu çerçevede baktığımız zaman savaş bütün cephelerde sürüyor ve sürmeye de devam edecek. Ve Rusya bizden rejimle beraber Rakka ve Deir Zor'dan çekilmemizi istiyor. Bizden Rakka ve Deir Zor'dan çekilmemizi istiyorlar. Bu bölgeleri özgür kılan, bu bölgelerde DAEŞ'i yenen halka karşı da büyük bir haksızlık ediyorlar diye bir feryat, bir çığlık durumunda ve gerçekten Mazlum Abdi gibilerin orada PKK adına var olan karakterlerin en büyük hayal kırıklığı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin kabuğuna çekilmiş olması. Ciddi bir şekilde kabuğuna çekilmiş bir Amerika var ve şimdi Rus askeri Deir Zor'a giriyor ve Mazlum Abdi bir bakıyor ki Amerika yok ortalıkta. Bırak Amerika'yı, Fransa'da yok, İngiltere'de yok. Kim var? Türkiye var. Türkiye seni korumayacak tabii ki. Şimdi Amerikalılar da şunu demişler zaten. O da kendisi, onların kendi şeyleri, itirafları bunlar. Biz bu Türkiye ile burada artık daha fazla baş edemeyeceğiz. SDF yani Suriye Demokratik Güçleri, Syrian Democratic Forces varlığını koruyacak ise bir şemsiye örgüt olarak çeşitlenerek, renklenerek, bütün unsurları içine alarak yeni bir yapılanmaya gidecek ise bünyesindeki bütün PKK unsurlarını bir an önce çıkartması gerekiyor. Yoksa biz daha fazla Türkiye'yi durduramayacağız demişler bunlara. Bu da ne yapmış? Bu da ne yapmış? Çok enteresan. Bakın neler anlatıyorum size. PKK'nın bir istihbaratçısı var o bölgede. Sabri Ok. Bu Sabri Ok'a demiş ki sen git buradan. Kandil'e kadar yolun var. Çünkü senin burada varlığın Türkiye'yi buraya devamlı çekiyor. Ben Amerikalılara dert anlatamıyorum. Ve bir an önce sizin gibi arkadaşlar buradan gitsin demiş. Ve gitmişler. Yani Türkiye'nin listesinde olan ve üst düzey listesinde olan ve takip ettiği PKK'lıları bu Mazlum Abdi Amerikalılardan aldığı talimat çerçevesinde Kandil'e yollamış. Bunların başında da işte istihbaratçı Sabri Ok var. Çok enteresan. Ve gerçekten bu gelişmeler şunu gösteriyor. Türkiye'nin Pençe, Barış Pınarı harekatlarını giderek coğrafi olarak birleştiriyor olması, Suriye'nin kuzeyinden girip, özür dilerim, Irak'ın kuzeyinden girip Semerka üzerinden Barış Pınarı'na doğru devam etmesi ve o bölgede de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın yapabileceği hiçbir şeyin olmaması ve sonuç itibariyle anladığım kadarıyla PKK konusunda çok özel ve yeni bir sürece girdiğimizin işaretlerini veriyor. Bunu ben şimdiden söylüyorum. Bunun devamında mutlaka çok net elle tutulur bir takım gelişmeler olacak. Bu bir. Ve büyük bir olasılıkla Türkiye iç siyasetinde de HDP'den kaynaklanan büyük bir provokatif çıkış veya buna benzer olaylar yaşanabilecek. Çünkü sonuç itibariyle iyice köşeye sıkıştırılmış çok kanlı bir terör örgütünden söz ediyoruz. Ve anladığım kadarıyla o terör örgütü ilk defa kendini dünyanın da yaşamakta olduğu ve özellikle Amerika ve Avrupa'nın yaşamakta olduğu çok özel koşullar nedeniyle ki Rusya da buna dahil kendini ilk defa Türkiye'ye karşı bu kadar korumasız ve yalnız hissediyor. Yakından takip edeceğim.
size de aktarmaya çalışacağım. Abone olmayı unutmayınız lütfen.